Birçok işte basında gördüğümüz haberlerde başlıkların atıldığı dönem var. Senin de alkol kullanımın var ama elbet uyandığın, ayıldığın neyse zamanlarında var ve başlıklar çünkü şöyle. Çünkü çalışıyorsun bir yandan da. Yani onlara da benim şeyim taklidim çekmedi yani. Evet. Anladım. Evet. Yani. Zaten o dönemlerde diyorsun ki eyvah belli ki bununla anılacağız artık. Hani evet. Zaman geçer. Şimdi umurumda değil. Değil. Tabii. Umurumda değil. O zamanki duygunu da soracağım. Başlıklar şey, işte yine içti, çöküş vesaire. Bunlar karşısında ne yapıyordun orada? O felaket oluyordu benim için. Yani o tam sağ olsun basının yaraya tuz bastığı yerlerdi. Ama onların işi de o, onları da yargılamıyor. Yargılamıyorum artık kimseyi, gerçekten yargılamıyorum. Sadece hani karşımda bilerek birine kötülük yapan birini görürsem tepki veririm artık. Şimdi hiç umurum değil. Bir de bu arada yaptığın meslek alıp içinden yani ruhunu deşerek içinden bir takım unsurları bulup ve bir rol yarattığın bir meslek. Önce içeriden yaratıyorsun o karakteri, sonra kostümün, saçın, makyajın falan geliyor. O oluyorsun. Bir de bunları yani kendini bulamamışken bir de rolleri buluyorsun. Nusayla biz mesela belli başlı psikopatoloji tanıları almış olan insanları hayatta bazen kendisine bile söylemeyiz ki bilsin ama bu onun bir etiketi olmasın diye. Çok iyi, evet. Sense bir şekilde yarım yamalak bilgilerle o dönemde bir de hani gerçekten de ana tanı oymuş gibi alkol kullanım bozukluğu, alkol bağımlılığı üzerinden o çöküşler vesaireler geliyor ya, bugün öyle değilsin ama o gün aslında sürekli etiketleniyorsun. Tabii, düzenli olarak etiketleniyorsun. Bir de şeyi umursamıyorlar. Yani koskoca hastane heyetinin 3 seferde verdiği raporu da umursamadan yine yazıyor. Amerika'da olsan benim rahatsızlığım aslında şu. Sen bunu böyle yazamazsın. İşte resmi belge desen, mahkemeye versen milyonlarca dolar tazminat alırsın. Çünkü bu bir meslek abi. Ciddi 3 tane profesör geldi, bilmem kaç tane doçent geldi. Hikayeyi dinliyorlar, senin hastalık sürecini dinliyorlar. Ondan sonra sana hastaneden çıkış veriyorlar. Ya bunu takmıyor adamlar. O kendince doktoruz ya hepimiz. Herkese bir doktorluk vardır maşallah, evet. Türkiye'de. Evet. Ondan sonra onlar kendi kendilerine doktor olarak öyledir diyorlar. Bu iş böyledir diyorlar. Galiba senin hayat hikayeni haber diline çevirmek bu ve bunu da yaparken seni hiç kollamamak anlamına geliyor. Her meslek kıymetli tabii ama hani bu söylediğimiz şey olabildiğince naif anlatımı bence. Şimdi bu durumu yaşayan bir sürü insan var. Ama etrafında bir çok kuvvetli bir ekip oluyor ve muhtemelen ondan çok fazla para kazanabileceklerini tahmin ettikleri için cover ediliyor her şey. Çok gelindiği dönemde üstüne, şimdi sen aslında hep şunu düşünmüşümdür, yılların konservatuar disipliniyle de büyümüş. Bugün de setlerinde, hayatında, oyunlarında da zaten hani gerçekten o işin gerekliliğini kendi disipliniyle yapan birisin. Ama dönemin haberlerine baktığımızda işte oyuna gelmedi, sete gelmedi. Bunlar oldu. Bunlar oldu ve bunlar oldu. Aslında magazinel bir yere de gitti. Orada biz hepimiz bak gelmemiş diyebiliriz ama sen ne yaşıyordun o gün orada mesela? İşte onu yaşıyordum yani. O an o kadar acı ve farklı bir boyuttayım ki yani olmasın, yani benim hastalığımı anlasınlar ve kalp krizi geçirmişim gibi düşünsünler, böyle hissediyordum. İki uçlu duygu durum bozukluğu, bir diğer adıyla bipolar bozukluk, bir diğer adıyla manik depresif bozukluk hayatı zorlaştıran duygu durum bozukluklarından bir tanesidir. Bir düşünün, empati içinde bir düşünün. Dağların tepesinden yerin dibine sürekli inip çıkıyorsunuz. Bipolar bozuklukta hele ki atak dönemleri sıksa bunlar çok yoğun bir şekilde yaşanır ve hayatla ilgili önceliklerimiz çok ciddi karar veremediğimiz, muhakeme yapamadığımız için de çok zorlaşır ve değişir. Nursel İdiz böyle bir dönemden geçmiş hayatında. Bugün belki de ilk defa dolu dolu onu bu kadar yargılayan insanın karşısında kendisini ifade edebiliyor.